yaralıların ve ezilenlerin, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan bir tanesi eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Bu toplantımız Elazığ'da ve tüm Türkiye'de Milli Görüş Sancağı'nı, yeniden Refah Sancağı'nı yeniden en yüksek burçlara dikeceğimizin müjdesi olan bir toplantıdır. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Birçok toplantılarımızda diyoruz ki salonun içini ve dışını insan seri halinde dolduran topluluklar diyoruz. Salonun içi kadar dışarıda da bu toplantıya katılan değerli kardeşlerimiz diyoruz. Bu toplantıda diyoruz ki salonun içinde bulunanların 10 misliyle dışarıda bulunan değerli kardeşlerimiz. Allah sizlerden de razı olsun. Ayaklarınız dert görmesin. Bizim bu toplantımızı bir stadyumda veyahut da bir açık hava mitingi olarak Elazığ'ın en büyük meydanında yapmamız gerekiyormuş. Yanlış salon seçmişiz. İnşallah bir dahaki Elazığ buluşmamız Elazığ'ın en büyük meydanında iktidar mitingi olacak dolayı en büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elaziz, bugün Erbakan hocamızdan neden Elaziz ünvanını aldığını bize bir kez daha göstermiş oldu. Bütün dünyaya göstermiş oldu. O ne muazzam karşılamaydı. O ne muazzam konvoydu. O ne salondur. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bugün sizlerin de şahitlik ettiğiniz gibi Elaziz'de, Hünkâr Mahfili'nde, Milli Görüş'ün kalesinde 1969'un heyecanını yaşadık. Bugün Elaziz'de 1991'in heyecanını yaşadık. Bugün Elaziz'de 1994'ün heyecanını yaşadık. Bugün Elaziz'de 1995'in heyecanını yaşadık. Bugün Elaziz'de Erbakanlı günlerin heyecanını ve coşkusunu yaşadık. Bu senin önünde hiçbir güç duramayacak. Bu senin önünde, bu coşkunun, bu aşkın önünde Allah'tan başka hiçbir güç duramayacak. Yeniden geliyoruz, yeniden diriliyoruz, yeniden şahlanıyoruz elhamdülillah. Ve o muazzam konvoyla bu salona doğru gelirken düşündüm, dedim ki bu gece Siyonizmin 300'ler meclisi, dış güçlerin mensupları uyku ilacıyla dahi uyuyamayacaklar inşallah. Ey dış güçler, ey zalimler, ey sömürgeciler, ey ırkçı emperyalizm, biz yeniden Refah Partimizi kurarken size ne dedik? Bugüne kadarki sahneler filmin fragmanlarıydı. Şimdi asıl film başlıyor dedim. İşte bugün Elazığ'daki bu muazzam manzara
gerçek filmin sahnelerinden bir tanesidir. Bu filmin gelecek sahnelerinde daha çok muazzam manzaralar göreceğiz. Daha çok zaferler göreceğiz. Daha çok coşku göreceğiz, heyecan göreceğiz. Ve bu filmin gelecek sahnelerinde yeniden büyük Türkiye'yi göreceğiz. İslam Birliği'nin kurulduğunu göreceğiz. Türkiye'nin ve İslam Birliği'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulduğunu göreceğiz. Büyük İsrail planının yerle yeksan olduğunu göreceğiz. Zalimlerin, Siyonizmin diz çöküşünü göreceğiz inşallah. Bu muazzam manzara Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin manzarası. Eyüp El Ensari Hazretleri'nin manzarası. Abdülhamit Han Hazretleri'nin manzarası. Erbakan Hocamızın manzarası. Hiç kimse dava beklerin himmeti üzerimizde olduğu müddetçe en büyük zaferleri kazanacağız. Siyonizm'de olsa, Amerika'da olsa, İsrail'de olsa, bütün dünyada bir araya gelse o mübareklerin himmeti olduğu sürece hiç kimse sırtımızı yere getiremeyecektir Allah'ın izniyle. Otobüsün camı açıp halkı Elazizlileri selamlarken bir tane amcamız telaşla koşa koşa otobüsün yanına geldi. Neredesiniz ya? Şimdiye kadar neredeydiniz dedi. Sayın Bakanımız, değerli büyüğümüz Profesör Doktor Sacit Günbey'e, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Doğan Aydal Bey'e, çok değerli kurucumuz Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz Cihan Ensarioğlu Bey'e, değerli Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Necati Aslan Bey'e, bütün il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Kendileriyle birlikte elbette ki bu muazzam manzarada en büyük emeği olan başta il başkanımız olmak üzere Elazığ İl Teşkilatımızın bütün mensuplarına, hanım ve gençlik teşkilatlarımıza bu muazzam karşılamada, bu muazzam programda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara ve gözlerinden ateş çıkan 2. 40 yılın mücahit gençlerine ayrıca teşekkürler ediyorum. Elbette ki bütün değerli protokol mensuplarına, misafirlerimize, siyasi partilerin değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine, değerli basın mensuplarına, güvenlik güçlerine, televizyonlar başında bizi izleyen aziz milletimizin değerli evlatlarına da teşekkürler ediyorum. Bir kez daha toplantımız hayırlı olsun, il kongremiz hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun. Ve yine başlarken Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Bizlere yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya için yola çıkan, bütün mazlumlar ve ezilenler için yola çıkan bu kutlu kervanın yolcuları olmayı nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Cenab-ı Hakk'a bizlere hakkı batıldan ayırıp sadece ayırmakla kalmayın, o hakkın safında batıla karşı dirayetle mücadele etmeyi nasip ettiği için sonsuz şükürler ediyorum. Bizlere 7 milyar insanın kurtuluşu için yola çıkan bu kutlu ve şerefli kervanın yolcuları olmayı
nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Aylardan beri, yıllardan beri ne diyoruz? Artık bütün insanlığın kurtuluş peçetesi olan milli görüşü siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti gelmiştir. Artık milli görüşü ve Erbakan hocamızı siyasete alet etmeye kalkanların elinden kurtarmanın vakti gelmiştir. Doğruya yakın yanlışlardan kurtarmanın vakti gelmiştir. Hayrın kendisinin, işin aslının meydana çıkma vakti gelmiştir. 50 senelik tertemiz, lekesiz, başarılarla dolu geçmişin yeniden canlanma vakti gelmiştir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı yeniden Refah Partimiz kuruldu. Hayrın kendisi meydana çıktı. Kutlu kervan yola devam oldu elhamdülillah. Ve diğerleri söylüyor. Şu salona, şu muazzam manzaraya bakıyorum ve diyorum ki evet. Ey zalimler, ey dünya siyonizmi, ey ırkçı emperyalizm, işte Elazığ, işte Hünkar Mahfili, işte Milli Görüş, işte Yeniden Refah. Bu günleri gösteren Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. İman bu salonda, aşk bu salonda, fedakarlık bu salonda, samimiyet bu salonda, şuur bu salonda ve Erbakan hocamızın söylediği heyecan, heyecan, heyecan bu salonda. Biz sırtımızı dış güçlere yaslayarak yola çıkmadık. Biz holding patronlarıyla, medya patronlarıyla anlaşarak bu yola çıkmadık. Biz sırtımızı sermayeye, holdinglere, küresel sermayeye yaslayarak bu yola çıkmadık. Biz bir takım gizli toplantılarda, gizli görüşmelerde sözler vererek, karşılığında sözler alarak bu yola çıkmadık. Biz malum ülkelerin büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında gizli toplantılar yaparak bu yola çıkmadık. Biz dünya siyonizmine göz kırparak bu yola çıkmadık. Ya nasıl çıktık? 23 Kasım'da ve 24 Kasım'da Yeniden Refah Partimizi kurarken bütün dünyaya ilan ettiğimiz gibi biz sırtımızı Hacı Bayramı Veli Hazretlerine, Eyüben Ensari Hazretlerine, Abdülhamit Han Hazretlerine ve Erbakan hocamıza yaslayarak çıktık. Bu istikametten ayrılmadığımız müddetçe bütün dünya bir araya gelse sırtımız yere gelmeyecektir Allah'ın izniyle. Lidere sadakat şerefimizdir. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi son günlerde meşhur bir sosyal medya fenomeni olan bir arkadaşımız var. Kendisi telefonuyla kamera çekimi yapıyor ve diyor ki işte görüyorsunuz. Hiç konuşmama gerek yok. İşte görüyorsunuz diyor. Bugün Elazığ'ın durumu işte o sosyal medya fenomenini hatırlattı. Aslında hiçbir konuşma yapmaya gerek yok. Şu muazzam manzara her şeyi anlatıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Dün beni öldürmek için elinde bıçağıyla, kılıcıyla geliyordu. Aradan 24 saat bile geçmedi. Ben bunu neden kurmayım yapayım? Neden yanı başıma oturtayım demedi. Şefkat ve merhametin elçisi. Cenab-ı Allah bizi şefaatine nail eylesin. Bizim örneğimiz ne olursa ol yine de gel, yeter ki bu hak davaya gel diyen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'dir. Bizler
aynı insanın kapısına 40 defa gitmesine rağmen yine de o insanın kurtuluşu için 41. kez de o insana giden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bizler en büyük günahlar işlemiş olsa bile son nefesinde tövbe ederse onu ebediyen cennetine koyan, yine de o kulunu affeden Cenab-ı Allah'ın kullarıyız. İşte bu nedenle bizler ayrıştırmak için, kutuplaştırmak için, ötekileştirmek için, dışlamak için gelmiyoruz. Bizler suçlamak için, yaftalamak için, fişlemek için gelmiyoruz. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon memleket evladını kucaklamak için geliyoruz. Sadece 82 milyon değil, 7 milyar insanı Müslüman olsun veya olmasın kurtarmak için geliyoruz. Bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyen milli görüşçüleriz. Milli görüş demek Hazreti İbrahim aleyhisselamın görüşü demektir. Milli görüş demek peygamberlerin görüşü demektir. Bizi şerefli kılan Hazreti İbrahim aleyhisselamın yolunda yürümemizdir. Bizi şerefli kılan peygamberlerin yolunda yürümemizdir. Cenab-ı Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Aynen Erbakan hocamız gibi, aynen Ebu Veleyhisselatü Hazretleri gibi son nefesimize kadar Allah yolunda bu davaya hizmet etmeyi nasip eylesin. Kurulduğumuz günden itibaren ifade ettiğimiz gibi yapılan hizmetlere teşekkür etmek için geliyoruz. Bir hizmeti kim yapmış olursa olsun o insanı tebrik etmek, takdir etmek için geliyoruz. Ancak bununla birlikte elbette ki eksikleri tamamlamak için geliyoruz. Yapılan yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak önce cayır cayır yanan evimizdeki yangını söndürmekle uğraşacağız. Bu yangını kim çıkarttı? Bunda kimin ihmali oldu? Neden bu yangın çıktı? Bunlarla uğraşmak, hesap sormak yerine bütün gücümüzü bu yangına su taşımaya vereceğiz. Önce evimizi yangından kurtaracağız. Biz bu nedenle her fırsatta diyoruz ki biz Yeniden Refah Partisi olarak bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Çok değerli milli görüşçüler, çok değerli Elazığlılar. Türkiye'miz aylardan beri süren yoğun bir seçim maratonunu geride bıraktı. Seçime kadar konuşulanlar, anlatılanlar, tartışmalar hepsi geride kaldı. Gün önümüze bakma günüdür. Bu ülkenin, bu milletin derdiyle dertlenme günüdür. Bu ülkenin, bu milletin sorunlarını masaya yatırma, bunları teşhis etme ve bunları tedavi etme günüdür. İşte bu sebeple bizler ülkemizin, milletimizin temel meselelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Öncelikle bir defa ekonomi alanında söylememiz gerekenler var. Bakınız biz Türkiye olarak Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Hükümet de öyle, özel sektör de öyle, vatandaş da öyle, millet de öyle. Vatandaşın bankalara borcu 2002 yılında 6 milyar TL iken 2018 yılında 550 milyar TL'ye çıkmış. Resmi kurumların açıkladığı, internetten paylaştığı resmi rakamlar. Bu iktidar döneminde 82 milyon vatandaşın bankalara borcu 6 milyardan 550 milyara çıkmış. Ne demek bu? Uçan kuşa borcumuz var. Tam 90 misli borcumuz artmış. Bu tablo oradayken bizim değerli kardeşimiz diyor ki başkanım öyle diyorsunuz ama geçen sene arabamı yeniledim. Bu sene hanıma araba aldım. Bu sene çocuklara en son model cep telefonu aldım. Bir de en son model televizyon aldım. Ya mübarek kardeşim onların hiçbirini sen almadın. Onları banka aldı, banka. Sen de 30 sene bankanın elemanı oldun, haberin yok. (Gülüyor)
30 sene maaşının 4'te 3'ünü otomatik olarak bankaya ipoteğe getirdin, haberin yok. Uçan kuşa borcun var, haberin yok. O saydıklarının hiçbiri senin değil, %70'i yabancıların elinde olan bankaların, haberin yok. İşte biz yeniden refah olarak aziz milletimizi bu esaretten kurtarmamız gerekir. Bu esaretten bu milleti, bu şerefli milletin evlatlarını kurtarmak, %70'i yabancıların elinde olan bankalara esir olmaktan kurtarmak, milli görüş olarak, yeniden refah olarak bizim boynumuzun borcudur. Nasıl kurtulacak? İş sahibi olarak, aş sahibi olarak, geliri artarak, zenginleşerek kurtulacak. Bakınız, Türkiye'mizde sadece çiftçilerimizin borçları son 5 senede 34 milyardan 104 milyara çıkmış. Son 5 senede sadece çiftçinin borcu. Bu gerçek ortadayken Sayın Tarım Bakanımız çıkıyor, diyor ki ya ama biz de çiftçiye, köylüye 2 tane inek verdik, 3 tane buzağı verdik, 3 tane anaç koyun verdik. Ya 70 milyar son 5 senede borcu artmış, sen 10 milyonluk, 20 milyonluk teşviklerden bahsediyorsun. Çiftçinin köylünün borcu 104 milyar olmuş, 3 tane buzağdan, 2 tane inekten bahsediyoruz. Bakınız, asgari ücretin en düşük olduğu Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa'dan bahsediyorum, asgari ücret 5 bin ila 6 bin lira seviyesinde. Asgari ücretin 5 bin ila 6 bin lira seviyesinde olduğu Avrupa ülkesinde meyve, sebze, et, süt, peynir fiyatları Türkiye'nin üçte bir. Türkiye'den oraya giden meyvenin, sebzenin fiyatı Türkiye'den daha ucuz. Bize Avusturya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan süpermarketlerin meyve sebze reyonundan fiyat etiketlerinin fotoğrafını gönderiyor. 50 kuruş, 75 kuruş, 1 euro olan herhangi bir meyve sebze bulamaz. Adamın asgari ücreti bizim 3 mislimiz, oradaki mutfak masrafları bizim 3'te 1'imiz. Ne demek bu? Elin Avrupalısının mutfak harcamalarında alım gücü benim Elazizli kardeşimden 9 misli daha fazla. Şu bereketli topraklara rağmen, şu muazzam su kaynaklarına rağmen, şu genç ve çalışkan nüfusa rağmen, Cenab-ı Allah'ın verdiği bu en güzel iklime rağmen bizden 9 misli meyve, sebze, et, süt, peynir, mutfak harcamasında alım güçleri daha fazla. Türkiye-Bulgaristan sınırının arasından sadece bir tane nehir geçiyor. Bu nehrin karşı tarafında, Bulgaristan tarafında bir tane koyun otluyor. Nehrin öbür tarafında, Bulgaristan'daki koyunun 20 metre ilerisinde Türkiye'de de bir koyun otluyor. Türkiye'de ot yiyen koyunun fiyatı 800 lira. Nehrin öbür tarafında ot yiyen gariban koyunun fiyatı 200 lira. Ya aynı otu yiyor, aynı nehrin suyundan içiyor. Cenab-ı Allah yarattığı aynı koyun, 20 metre ileride 200 lira, 20 metre ileride aynı koyun 800 lira. Burada mübarek hayvanın, koyunun bir kabahati yok. Burada kabahat hükümetin tarım politikalarında, Tarım Bakanlığında, devletin aldığı astronomik vergilerde, hayvancılığın ve tarımın fahiş girdi fiyatlarında. Bu millete yazıktır, bu millete ayıptır, bu millete günahtır. Dünyanın en pahalı meyve sebzesi, dünyanın en pahalı eti, dünyanın en pahalı benzini, mazotu oransal olarak söylüyorum. Türkiye, biz bu esarete mecbur muyuz? Elbette ki değiliz. Yeniden refah iktidarında yerli tarım ve hayvancılık en güçlü şekilde teşvik edilecek. Bu dış güçlerin, ırkçı emperyalizmin özel olarak koydurduğu kotaların hepsini elimizin tersiyle kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle. Televizyonda da gördünüz. Dış güçlerin, Amerika'nın Cargill firması daha fazla kar etsin diye milyonlarca çiftçimizi, köylümüzü mağdur ediyor. Şeker pancarına kota koymuş. Ne münasebe? Elin Amerikalısının gönlüne olacak diye ben neden çiftçimi, köylümü mağdur edeyim? Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi, bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diyeceğim. Tarım ve hayvancılığın bütün girdi fiyatları en makul seviyeye indirilecek. Gerekirse devlet çiftçinin, köylünün ürettiği bütün ürünü
satın alacak. Satın alma garantisi verecek. Türkiye'de de koyunu 200 liradan alacağız. Aynen Bulgaristan'da olduğu gibi. Biz Türkiye'mizi tarım ve hayvancılıkta yıllık 100 milyar dolar ihracat yapan ülke haline getireceğiz inşallah. Yeniden Refah iktidarında vergi sistemi adil olacak. Sen milyarderden daha düşük vergi alıyorsun. Fakir fukaradan, geniş halk kesimlerinden daha yüksek. Nereden çıkartıyorum? Devlet kendisi söylüyor. Topladığın toplam verginin %30'u doğrudan vergi, %70'i dolaylı vergi diyor. Ne demek bu? Dolaylı vergi dediği fakir fukaradan, geniş halk kesiminden topladığı vergi. Devletin toplam vergi gelirinin %70'ini garibandan, mazlumdan, ezilenden alıyorsun. %30'unu zenginden alıyorsun. Bizim iktidarımızda zengin daha çok vergi verecek, fakir daha az vergi verecek. Neden? Çünkü biz adil düzenin temsilcileriyiz de onunmuş. Bu adaletsiz vergi sistemi kaldırılıp atılacak. Çok kıymetli Elazizliler, ülkemizde aylardan beri sürüp giden bir andımız tartışması var. Efendim bu andımızı her sabah okuyalım mı okumayalım mı? Ya mübarek adam, dış güçler tarafından sömürüldükten sonra, işsizliğe, fakirliğe mahkum olduktan sonra, kardeş kanı aktıktan sonra, Erbakan Hoca'nın tabiriyle Firavun'un piramitlerine taş taşıyan köleler gibi ezilip sömürüldükten sonra ne mutlu Kürt'üm desen ne olur, ne mutlu Türk'üm desen ne olur. Eziliyorsun, sömürülüyorsun, Firavun'un piramitlerine taş taşıyan köle haline gelmişsin, haberin yok. Bu iktidar döneminde 16 senede 450 milyar doların üzerinde borç faizi ödedi hükümet, biliyor musun? 450 milyar doları sen hiç hayatında bir kağıda yazıp baktın mı? Türk lirasına çevirdin mi? Ne demek olduğunu farkında mısın? 450 milyar dolara 3 tane Türkiye Cumhuriyeti devleti daha kurarım. Nereden çıktı bu para biliyor musun? Vergiyle, zamla, maaşından yapılan kesintiyle, tarım ürünlerinin fiyatından yapılan kesintiyle senin cebinden çıkıp gitti. Sen sabaha kadar 24 saat andımızı okusan ne olacak? Biz insanlarımızın ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürt'üm veya ne mutlu Arap'ım diyerek değil, ne mutlu çalışacak işim var, ne mutlu aşım var, ekmeğim var, ne mutlu huzur içinde yaşayacak vatanım var diyerek mutlu olmasını sağlayacak. Ne mutlu elim bankasına borcum yok, ne mutlu Allah'tan başkasına muhtaç değilim, ne mutlu çoluğumun çocuğumun rızkını, ihtiyacını karşılayacak geliri elde edebiliyorum diyerek mutlu edeceğiz. Bizim iktidarımızda andımız böyle olacak. Bakınız, biraz evvel Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da 2017'de iş başvurusu yapan 213 bin işsizden sadece 8 bin tanesi işe yerleştirildi. Şu felakete bakabiliyor musunuz? 213 bin işsiz başvuruyor, 8 bin tanesine ancak iş bulunabiliyor. Sen istediğin kadar ne mutlu Türk'üm de, istediğin kadar ne mutlu Kürt'üm de. %4'ünü ancak bir işe yerleştirebildi. Fabrikalar kurmadan, istihdam imkanı oluşturmadan, Ar-Ge ve teknolojiye yatırım yapmadan, işsizliğe çare bulmadan bu bölge insanını, 82 milyon insanı mutlu ve huzurlu kılamayız. İşi aşı olmayan insan mutlu olamaz. Çoluğunun çocuğunun rızkını alın teriyle karşılayamayan bir insan mutlu olamaz. Köprüler, duble yollar, hızlı trenler, AVM'ler, rezidanslar, kıraathaneler, bahçeler, parklar, hastaneler, okullar, spor stadyumları, bunların hepsi çok güzel hizmetlerdir, gereklidir ama bunlar fakir fukaranın, işsizin derdine derman olmaz. Ay başını nasıl getireceğim? Ay başını nasıl getireceğim diye düşünen daha gelirin derdine derman olmaz. Dünyanın en büyük havaalanı yaptım diye övünüyorsun. İyi, eline sağlık, güzel oldu da. Dünyanın en büyük havaalanının milyonlarca işsizin asgari ücretlinin derdine bir derman
Bu dertlere derman olmak için üretim gerekir, istihdam gerekir, ihracat gerekir, Ar-Ge gerekir, teknoloji gerekir, sanayi gerekir. Ah Erbatan hocama, ta 1956'da o gümüş motoru sen bunun için kurdun. 1974'te ağır sanayi hamlesini bunun için yaptın. 40 sene dilinde tüy bitti. Üretim, sanayi, istihdam, ihracat diye. Nur içinde yat. Allah gani gani rahmet etsin. Çok güzel millet bahçeleri, parklar, bahçeler yapıyorsun ama bu milletin çiçek, böcek, park, bahçe görecek hali yok. Kredi kartını nasıl ödeyeceğim? Ay başını nasıl getireceğim? Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye düşünen adama en güzel bahçeyi yapsam ne olacak? Gözü çiçek, böcek, bahçe, park görmüyor. Gözünde dolarlar, eurolar, TL'ler uçuşuyor. Bu durumu düzeltmeden istediğin kadar AVM yap, istediğin kadar park, bahçe yap. Bakınız şimdi geçtiğimiz günlerde devlet yetkililere bir açıklama yaptı. Dediler ki ya bize Sakarya'daki tankvalet fabrikasını niye sattınız diye kızıyorsunuz ama bu tankvalet fabrikası çok eski, 50 senelik fabrika. Burayı modernize etmek için 50 milyon dolar para lazımdı. Bu 50 milyon dolar masraf olduğu için sattık dedi. Ya biz ne diyoruz? Diyoruz ki mübarek adamlar, şu askeri tesise, şu stratejik öneme sahip fabrikaya 50 milyon dolar bulamıyorsunuz ama Ankara'daki dinozorlara 200 milyon dolar buluyorsunuz. Ankara'daki dinozorlar deyince kimse yanlış anlamasın, üzerine alınmasın. Bu Anka Park'taki dinozorları kastediyorum. Ankara'ya bir lunapark yaptılar Anka Park diye. İçinde devasa dinozorlar var. Bu lunaparka 200 milyon doları buldular. Sakarya'daki tankvalet fabrikasına 50 milyon doları bulamadı. Emeklilikte yaşa takılanlara bir miktar parayı kaynağı bulamadılar ama dinozorlara gelince kaynak buldular. Dinozorlara gelince akan sular duruyor. Yeniden Refah iktidarında kaynaklar betona, çimentoya, AVM, rezidans inşaatına değil, dinozorlara değil, üretime, sanayiye, ihracata, istihdama ve teknolojiye aktarılacak inşallah. Bu durumdan kurtulmanın çaresi budur. Bakınız, Endonezya Devlet Başkanı Yusuf Habibi Bey, Endonezya'nın Erbakan'ı, Erbakan Vakfımızın Erbakan Hoca yapma programı için Ankara'ya geldiği misafirimiz oldu. Erbakan Hoca Türkiye'nin ilk motor fabrikasını, gümüş motoru kurdu. Yusuf Habibi Bey Endonezya'nın ilk uçak fabrikasını kurdu. Almanya'dan Erbakan hocamızın üniversiteden arkadaşı. Bizim programımızdan sonra bizimle sohbet ederken dedi ki bak evladım ben Endonezya'da niye uçak fabrikası kurdum biliyor musun? Neden efendim? Dedi ki siz Türkiye olarak yıllardan beri domates, soğan, patates, biber üretip satıyorsunuz. Bu ürettiğiniz domatesin, soğanın kilosunu siz kaça satıyorsunuz? Kilosunu 1 dolara. Peki. Bu Almanya, Fransa, İngiltere Airbus uçağı üretiyor. Bu ürettiği Airbus uçağının kilosunu kaça satıyor? 1 kilosunu 10 bin dolara satıyor. Siz domates, biber satarak Airbus satan Avrupalı ile rekabet edebilir misin? Senin 10 senelik domates, biber ihracatından elde ettiğin geliri adam bir tane Airbus uçağı satarak elde ediyor. İşte ben bu nedenle... Bu necil milletin fakirlik ve işsizlikten kurtulmasını sağlayacağız. Onların devlet kasasından sadaka ve yardımla dağıtarak değil de Türkiye'de sosyal yardıma muhtaç olan vatandaşların oranı %8'den %22'ye çıkmış. Ne demek bu? Kaldırmak için geliyor. Biz bu millet Allah'tan başkasına muhtaç olmasın diye geliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu millet onurlu bir millettir. Tarihin en şerefli sanayi mi, fabrika mı? Hayır. Şu basmakta olduğumuz topraklara bastonunuzu dikseniz 5 çeşit ürün verir, meyve sebze verir. Cenab-ı Allah dünyanın en bereketli topraklarını verdi. Bütün Orta Doğu'yu, sadece Türkiye'yi değil, bütün Orta Doğu'yu doyuracak bu bereketli topraklara sahip. Biraz evvel diğer bak.
yaptaydım. Diyarbakır'da sulanabilecek toplam tarım arazisinin sulanan kısmının oranı %15. Cenab-ı Allah en münbit toprağa vermiş, sadece %15'ini suluyorsun, tarımı ve hayvancılığı bitiriyorsun. Bizim iktidar Anadolu'nun etini de, meyve sebzesini de, hububatını da Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, bu bölgeden de ihraç edeceğiz inşallah. Yeniden refah iktidarında Elazığlılar hakkıyla alın teriyle kazanacak. İkincisi, Elazığlılar ve 82 milyon istisnasız birbirini sevecek ve kardeş olacak. Bu şartlar sağlanmadan AVM ile rezidans bir konuda elbette ki dış politikadır. Yıllardan beri beka da beka diye tutturuyorum. Efendim, bekamızı korumamız lazım. Ülkemizi korumamız lazım. Türkiye'nin beka problemi. Ya ağır silahlarla binlerce tır dolusu silahla silahlandırmasın. Beka da beka deyip başımızın etini yiyorsunuz da bizim beka problemimize yol açan sebepler bunlar. Peki siz yıllarca Büyük Ortadoğu Projesi'ne der hala da dostluğumuz, ortağımız, bir tanemiz demediniz mi bu Amerika'ya? Şu Amerika aşkınız bir türlü geçmedi. Bizim bekamızı tehlikeye sokan Büyük Ortadoğu Projesi'dir. Dış güçlerin, Amerika'nın, İsrail'in planlarıdır. İşte bu sebeple dış politikamızın belirlenmesinde dünya siyonizmi ve onun küresel planları en birinci unsur olmadığı müddetçe politikamızı birinci unsur yapacağız. Biz her şeyden önce siyonizm mikrobunun antibiyotiği olan İslam Birliği'nin adımı olanıza bir hançer gibi saplanmış olan Amerika'nın incirlik üssünü iç başına gelir gelmez bu ellerimizle imzasını atarak kapatacağız. Aynen öyle kapatacağız. Diğer kapatılacak olan üs nedir? Malatya Kürecik Yüce Savunma Üs. Ne savunmaz? Ne üssü? Sırf İsrail'i muhtemel İran füze saldırılarına karşı korumak üzere ecdat yadigarı Anadolu'ya getirip önce Kıbrıs'ın bekasını korumaktan geçer. Sen gidip Kıbrıs'la ilgili Cenevre görüşmelerinde taviz üstüne taviz verip gelip burada bekadan bahsedersen bu abesle iştigal olur. Biz iktidara geldiğimizde diyeceğiz ki biz onu bunu bilmeyiz karız. Sözlerimizi toparlarken bir iki hususu daha kısaca vurgulamak istiyorum. Nedir o? Türkiye'de bugün 94 ruhuna ihtiyaç olduğu dile getirdim. Bizzat en yetkili ağız söylüyorlar, ağızlarına sağlık. Neden? Çünkü 94 ruhu milli görüş ruhudur da bunun için. Milli görüşe dönmeden Türkiye'miz hayırlı olsun. İlk kongremiz hayırlı olsun. Kazamız mübarek olsun. En büyük zaferlerde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Allah razı olsun. Recep Genel Başkan, kısa süre zannediyorum.